Şehzademiz sizinle konuşmak istiyor. Konuşmak istiyor, öyle mi? Yeniçeri Ocağı'na dönmüyor hünkârım. Zannediyorum ki şehzademiz sulh içinde tahta çıkmak için sizinle anlaşmak isteyecektir. Altı bölük halkı nerede? Bir kısmı asithanede, bir kısmı at meydanında hazır, pür silah emirlerinizi bekliyorlar. İlaveten Edirne ve civar vilayetlerden yola çıkan birlikler payitahta varmak üzere. Hünkârım, bana sorarsanız en doğrusu şehzademizi huzurunuza kabul etmeniz. Lakin emir buyurursanız, şehzademizi de peşine kattığı yeniçerileri de alt etme kudretine sahibiz. Neler oluyor? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Mustafa abim binlerce askerle kapıya dayandı. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ne günlere kaldık böyle. Şehzademiz nasıl isyan eder? Bu bir isyan değil. Nasıl değil? Görmüyor musunuz? Allah biliyor ya. Şehzademiz Mustafa. Herkesin olduğu kadar benim de göz bebeğim. Ancak bu kabul edilemez. Gülfem Hatun haklı. Ne olursa olsun Mustafa abim yaptı çok büyük bir hata. Bunun bedeli de büyük olacak. Cihangir. Neden öyle söyledin? Şartlar onun lehineyken silahlarını teslim ediyorsa niyeti savaşmak olamaz. Gelirsin. Sen kendine ne zannediyorsun? Bu ne cüret? Bağışlayın. Huzurunuza bu şekilde gelmek istemezdim. Lakin buna mecburdum. Sancağımda hiçbir şey olmamış gibi duramazdım. Size olan sadakatimi hiç kimse bilmiyorsa siz ve Yüce Rabbim biliyor. Madem canımı almak istediniz, işte karşınızdayım. Bunu gözlerimin içine bakarak yapın. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Hem isyana kalkışırsın hem de sadakatten bahsedersin.
Can almak isteyen sensin. Hakkında yazılan mektuplarla hükme varıp canıma kastettiğiniz doğru değil mi hünkârım? Bir yandan güzel sözlerinizle ruhumu okşadınız. Öte yandan zehirli bir kaftan göndererek canımı almak istediniz. Zehirli mi? Allah'ım ne kara bir gün. Birileri konuya müdahil olmasa böyle korkunç bir vaziyet ortaya çıkmazdı. Kimmiş o birileri? Kudretli zevcin Rüstem Paşa'dan bahsediyorum Mihrimah. Ateşe körükle gitmek de üstüne yok. Abine tuzak kurdu. Belki sen de biliyorsundur bütün bunları. Cihangir, laflarına dikkat et. Benimle nasıl böyle konuşursun? Kiminle nasıl istersem öyle konuşurum Mihrimah. Cihangir! Sultanım yapmayın. Sakin olmakta fayda var. Malum, hepimizin asabı bozuldu. Allah'ım sonumuzu hayır et. Bir baba ile oğlun arasına nasıl girdiler böyle? Thank you.